Merhaba arkadaşlar Tekrar hoş geldiniz. Yeni bir konuda yeniden birlikteyiz. Osmanlı Devleti'nde askeri sınıf diyeceğiz. Tabii ne demek olduğuna bakacağız ama tabii başlığın içine koyamadığımız Anadolu'nun kandilleri diye bir konumuz var. Burada aslında Türkler arasında İslamiyet'in yayılmasında etkili olan şahısları değerlendireceğiz. Hani çok duyduğunuz isimlerdir aslında. Hacı Bektaş'tan bahsedeceğiz, Yunus Emre'den bahsedeceğiz, daha Hevran'dan bahsedeceğiz. Bunlara hani Anadolu'daki etkileri üzerine duracağız. Ve Osmanlı Devleti'ndeki askeri sınıf, yönetici sınıfı anlatacağız. Bu çok önemli. Yönetici sınıftan çok fazla soru gelmekte. Yani burada tipik özellikler üzerinde çok duruyor ama kısa bir konu arkadaşlar. Böyle çok da sıkılmayacaksınız. Kolayca işinizden çıkıyor. Ama her zamanki gibi yine öncelikle ödevimizde bu dersi yaptıktan sonra 0'dan 10'a Tarih Soru Bankamızda 74 ve 77. sayfaları 10. sınıfta 81-82 yani 10 kısaklığına karşılık Yine de evlerde bir o kadar az kolayca halledebileceğimiz bir konu. Öncelikle Anadolu kandilleri olarak bahsettiğimiz isimler kimler olacak? Bunlar tasavvuf. Anadolu'nun İslamlaşmasındaki tasavvuf önderleri arkadaşlar. Anadolu'nun İslamlaşmasında tasavvuf önderi. Şimdi kandil nedir? Gördüğünüz şey kandildir arkadaşlar. Hani gece hani Ramazan ayında bile hani derler ya bak işte kandil gecesi derler. Ve işte kandiller asıldı derler. Orada bir söz olur, hadisler falan olur tam değil geceyi aydınlatan, ışık çıkaran bir tür lambadır değil mi? İşte Anadolu'da İslam'ı yaymaları nedeniyle, yayılmasında etkili olmaları nedeniyle veya sonraki kuşaklarda da onların yetiştirdiği insanlar boyutuyla da İslam'ın yayılmasının sürecini, sürecin temellerini attığı için bu insanlara Anadolu'nun kandilleri denir. Ve ne dedik? Anadolu'nun İslamlaşmasında tasavvuf önderleri dedik. Peki tasavvuf nedir? İşte tipik bir soru Tasavvuf aslında budur ha. Bak görüyor musunuz? Ne var? Kalptir. Tasavvuf basitçe aslında kalbi, kalbi kötülüklerden arındırıp insanın kalbini kötülüklerden arındırıp her alanda Allah'ın varlığıyla yetinmesidir. İnsanın kalbini kötülüklerden arındırıp her şeyde Allah'la et. Yani tasavvufun amacı sevgidir. Önce Allah sevgisiyle başlıyorsun. Hani Yunus Emre ne diyordu? Yaradıları severiz, yaradandan ötürü diyor ya. İşte tasarruf, tasavvufta şu var. Ruhu temin edeceksin. Küçük hesaplar peşinde koşmayacaksın. Ya çok zengin olayım. Tabii ki çalışmayayım değil. Çok zengin olayım, mücadele edeyim falan yok. Ortalama bir hayatla birlikte herkese sevgiyle bakacaksın. Kalbi kötülükten arındıracaksın. Yeterince bu dünya için, olabildiğince ahiret için sevgi merkezli çalışacaksın. Tekrar ederim. Kalbi kötülükten arındıracak. Yeterince dünya için, olabildiğince ahiret için sevgi temelli. Allah sevgisiyle başlayarak herkese ve her şeye karşı sevgi temelli hareket etmek. Türkler arasında İslam'ı yayılmasına katkı sağlayan tasavvuf önderleri kimdir? Hoca Ahmet Yesevi var. İlla Anadolu değil, Anadolu'ya gelenlerin İslamlaşmasında. Türbesi Kazakistan'ın Türkçesan kentindedir. Bak ne diyor sözü? Kafir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma. Çünkü kalbi kırmak Allahu u Teala'ya kırmak. Gönlü kırık zavallı garip birini görsen yarasına merhem koy, yoldaşı ve yardımcısı Bak hepsinde aslında hep aynı şeyleri göreceksin. Şu önemli isimlerin sözlerini bir benimseyebilsek ve günümüzdeki yaşam tarzının temeli haline getirebilsek Aslına bakarsanız Türkiye'de büyük bir huzur ve güvenlik karşımıza çıkacak. Şimdi Hoca Ahmet öğretisi hikmet, sohbet ve ahlak esas sana dayanıyor. Öğretisi. Yani bir insanın öncelikle hikmet sahibi olması, sohbeti ve ahlakı esas alması gerekiyor. Hikmet derken ne demektir? Güzel söz sahibi, güzel tutum davranış demektir. İnsanın nefsini esar açısından kendini yabancılaşmaktan kurtarıp ahlaki olgunluğa eriştirecek. Yani arkadaşım sen güzelin peşinde koşacaksın. Hikmet sahibi olacağız. İnsanlarla sürekli sohbet ve iletişimle insanlar arasındaki bağı güçlendireceksin. Sonra güzel tutumla davranışlar sergileyeceksin. Bu durumla ahlakı, ahlaki olgunluğa erişiriz. Tabi bu anlayış siyasi ve sosyal hizmete de yansıyacak diyor siyasi sosyal hizmete baktığımızda yöneticiler diyor, insanı sevmeye, adalete, doğruluğa ve eşitliğe dayalı hizmet yapmalı diyor. Bak sen, iktidarı da uyarıyor. Diyor ki, siz diyor, yönetenler diyor, tasavvufu anlayacaksınız, içselleştireceksiniz, ahlaki olgunluğa erişeceksiniz. Onda bunu, siyasette ve sosyal hayatta da Sosyal hizmette de karşılığında çıkaracaksın. Herkesi seveceksin. Aa bu bizden o değilmiş öyle bir şey yok. Bu Müslüman buna hizmet edelim o Yok öyle bir şey diyor. Herkesi sevecek. Herkese hizmet edeceksin. Ve adaletle davranacaksın. Aa bu benim arkadaşım. Bu benim partimden falan yok diyor. Doğru olacaksın diyor. Görevini yaparken doğru olacaksın diyor. Başka ilken olmayacak diyor. Ve eşit olacaksın. Yani aslında yönetimle de huzuru getiriyor. Hoca Ahmet Yeseli bize. Ne güzel değil mi? Yani Hoca Ahmet Yesevi'yi içselleştiren bireyler toplumsal barışa katkı sağlarken yine onu içselleştiren iktidar sahipleri herkese eşit mesafede adaletle yaklaşacaklar. Bir de ne var? Hacı Bektaş var arkadaşlar. Çok duymuşsunuzdur Hacı Bektaş'ı. Hacı Bektaş'ı nasıl tanıyoruz biz? Şuradan görelim Hacı Bektaş'ı. Ne diyor? Gayret et, davet et, hayret et, affet, tövbe et, sakın ihanet et. Sorulabilir arkadaşlar hani sözün sahibi kim diye bazı özel sözlere dikkat edin. İnacı bektaş verin. Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir diyor. Bak dili, dini, rengi ne olursa olsun Müslüman değilmiş kötü yok öyle bir şey. Türk değilmiş kötü yok öyle bir şey ise o iyidir. Ona kötü batmalıyor. Ama kötü de kötüdür diyor. Şimdi Hacı Bektaş Veli bir kere karşımıza ya da zaman çıkıyor 13. yüzyılın başlarında çıkıyor. Ee, Türkmen göçebe hani göçebe yaşayanlara Türkmen diyorduk ya. Türkmen dervişi göçebe hayatın önemli isimlerinden birisidir ve onun öğretileri zamanla Bektaşilik olarak alınacak ve Osmanlı Devleti'ndeki Yeniçerilerin resmi tarikatı olacaktır Bektaşilik. Yeniçeri Ocağı kaldırılana kadar. Yine Hacı Bektaş aynı diğer tarikat özlerleri gibi insana hizmeti esas alıyor ve en büyük ibadet olarak insana hizmeti görüyor. Bak ne diyor? İncilsen de incitme. Her ne ararsan kendinde ara. Bak incilsen de incitme. Her ne ararsan kendinde ara. Böylece bütün insanla sevgi, barış ve kardeşlikle hizmet esas almış bir yaklaşımı vardır. Hacı Bektaş. Ne dedik? Hoca Ahmet Yesevi ee, sevgi, barış, kardeşlik. Hacı Bektaş da sevgi, barış, kardeşlik. Hoca Ahmet Yesevi siyasi ve sosyal hayatta hizmetten bahsediyor. Hacı Bektaş Veli'ye baktığınız zaman da Bektaşlı tarikatının önder olduğunu görüyoruz. Yunus Emre'yi bak ne diyor? Maaret güzeli görebilmektir sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan yani dünya. Alem herkes bilsin ki bunu en büyük ibadet sevebilmek. Yine tarikat kültüründeki önemli isimlerden Yunus Emre'de sevgiyi görüyor. Bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan yıkıp diran eyleme. Bak gönül yapmaktan bahsediyor. O zaman Yunus Emre'ye baktığımda ne göreceğim? Tasavvuf edebiyatının en büyük şairlerinden biri eserlerini anlaşılır bir Türkçe ile yazmış. Görünüzde bile anlaşılıyor. Aynen ee, sözlerinde olduğu gibi. Yine Yunus Emre bütün insanlığı ilahi aşka yani Allah sevgisi, kardeşliğe, merhamet ve şefkata davet et. Hepsinin aynı özellikler aşık. Ve şu sözüyle aslında her şeyin ilme dayalı olması gerektiğini türü. İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bunu iyice okumaktır. Hani günümüzde bir söz var ya okumak cahillik kalır, eşeklik baki kalır. Yani bunun çok daha kibarca, çok daha sofistike söylemini Yunus Emre söylüyor. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Yani önce ilim sahibi olmak gerekiyor. İlim değil de diploma sahibi olmaktan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Günümüzde bir sürü diploma sahibi ama insanlıktan nasibini almamış insan var. Çünkü burada önce kendini bileceksin. Kendinin acziyetini de büyüklüğünü de görebileceksin. Sonra ilahi aşka dayalı bir şekilde kardeşlik, merhamet, sevgi ve şefkatle hareket edeceksin der Yunus Emre. Bir de kim varmış son olarak? Son bir isimle karşılaşıyoruz. Mevlana Celaleddin Rumi'yi görüyoruz. Mevlana'ya baktığımız zaman ne diyor? Dün zekiydim, dünyayı değiştirmek isterdim. Ama bugün akıllıyım, kendimi değiştiriyorum. Veya, ey can, kimseyi kırma. Sözden ağrı yoktur. Beden çok yükü kaldırır ama gönül her sözü kaldırmaz. Gönül her sözü kaldırmak, kimseyi kırmak. Kim bu Mevlana? Yine 13. yüzyılda arkadaşlar, e, Anadolu'da yaşamış e, tasavvuf edebiyatının öncü isimlerinden bir tasavvuf e, öncüsü. E, yine her şeyde eğitim. Tabii buradaki eğitime baktığımızda, kalemle gidelim değil mi? Ve eğitime baktığımızda aslında insanı hayvani ve şeytani yönlerinden eğitimle uzaklaştırmaktan bahseder. Sevgi, barış, kardeşlik. O zaman aslında bu tasavvuf önderlerine baktığımızda hepsinde şunu göreceğim. Hani ortak noktaları nedir diye sordu bize ya da şeydir diyelim hani e, ortak özellikleri nedir dedi. Önce tasavvufun ne olduğunu biliyoruz. Kat, kalbi kötülükten arındırıp Allah'ın varlığıyla insanın yetilmesi demektir. Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre, Mevlana Cenanettin Rumi ortak özelliklerinin toplumsal barışa katkı için sevgi, kardeşlik duygularını yaymayı esas alırlar. Dinler, mezhepler, ırklar, kültürler arasında hiç kimseyi ayırmadan onlara sevgiyle bakmayı esas alırlar. Yine çok önemli özellik ne yapıyordu bunlar? Türkler arasında İslam'ın yayılmasını da etkiliyor oluyorlardı. Hacı Bayram Veli vardı. Eserlerini o da Türkçe yazmış arkadaşlar. Türkçe kullanın önemlidir e, Hacı Bayram Veli'nin. E, sen seni bir, sen seni diyor, kendini tanı, diyor. O da aynı şeyi savunuyor. Hacı Bayram Veli Ankara'dadır. Bak kibir bana bağlanmış taş gibidir. Onlar neyin yüzüdür? Ne de uçulur diyor. Yani kibirden uzak durmaktan bahsediyor. Sultan Murat Han döneminde karşılığında çıkacaktır ki Hacı Bayram Veli'nin öğrencileri vergiden muaf tutulmuştur. Ahi evren ki Anadolu'da ilk ahidir. E, esnaf dayanışma örgütü olarak gelir. Toplumun mutluluk ve refahı bütün sanat dallarının gerekliliğine dayalıdır diyor. Yani bütün sanat dalları her şey olmalı toplumda refah olsun diye der. Ve ahilik öğretisinde esnaf dayanışma örgütünde hırsızlık, dedikodu, iftira, cimrilik, yalancılık, sözünü tutmama, kaset etmek, büyülenmek vesaire arkadaşlar engellenir. Yani kısaca o ahilik özellikle ve öncelikle esnaf teşkilatında sonra toplumda Kötü huylardan arınma, iyi huyları geliştirme amaçlı söylemleri var. Ee, bunların içinden arkadaşlar bir de altını çiziyorum. Hepsi sorulabilir ama şöyle hepsinin bir cümleyle. Hocam bana sordu kim? isim, isim soracak zaten sınavda size soracaksa isim soracak. Hoca Ahmeti Yesevi'yi daha çok hikmet, sohbet, ahlak ve siyasal sosyal hizmette bu ilkeleri egemen kılma düşüncesi. Hacı Bektaş Veli Yeniçeri tarikatının öncüsü olarak sorulur arkadaşlar. Yunus Emre anlaşılır bir Türkçe ile eserlerini yazmış olma yönüyle vurgulanır. Mevlana eğitime önem verir. İnsanın şeytani özelliklerinden ayırmayla. Mesnevi de söyleyebilirler eserlerinden dolayı. Hacı Bayram Veli eserlerini Türkçe yazma Sultan Murat tarafından öğrencilerinin vergiden muaf tutulması falan. Ahi Evran'da Anadolu'daki ilk ahi esnaf dayanışma örgütü olma özelliğiyle sorulmaktadır. Şimdi bu konunun asıl sorusu Osmanlı Devleti'ndeki askeriyiz. Şimdi askeri sınıfla anlatılan silahlı güç değil. Tabii ki asker deyince işte silahlı güç gelir aklımıza ama bunlar Osmanlı Devleti'ndeki yönetim. Tek ekran ama çok önemli. Bak tek ekran ama çok önemli. Bunlar yöneticidir. Üç gruba ayrılmış Osmanlı Devleti'nde yöneticiler. Şimdi toplumu iki ayrılır. Yöneticiler, yönetenler, yönetilenler diye. Yönetenler Seyfiye, Kalemiye ve ilmi olarak adlandırılır. Seyf. Hani Seyfullah der değil mi? Allah'ın kılıcı. Seyf, kılıç ehli demek. Bunlar kılıç sahibi bürokratlardır. Yani memurlardır. Yürütme gücünü, devleti yönetme gücünü temsil ederler. Hani bir ülkede üç temel güç var ya, yasama yürütme yargı. İşte bunlar yürütme yapar. Devleti yönetme gücü. Üst düzey görevlere bunlar getirilmiştir arkadaşlar. Üst düzey görevlere. Neden? Çünkü savaşlar yoğun olduğu için ben önemli görevlere, askeri eğitim almış kişi, sadrazam, kim? Padişah'ın yardımcısı. Gerektiğinde ordunun başında sefere çıkacak değil mi? Bu zaman askeri güç sahibi olması lazım. Yani burada şöyle düşün. Osmanlı Devleti daima savaşla uğraştığı için bu devletin üst düzey memurları aynı zamanda idari yeteneğin dışında askeri yeteneğe sahip olmalı Veya Beylerbeyi o eyaletin ordusunu o ok götürecek savaş. Neredeyse her yıl savaş var. Sen şimdi orada idari teşkilatla uğraş askeri. Yok böyle zor olur. İkisi bir arada olacak. Ve ben buna baktığım zaman üst düzey memurların bunlardan seçildiğini görüyorum. Sadrazam, vezirler, beyler, beyleri, sancak beyleri. Altını çizerek söylüyoruz. Seyfiye kılıç sahibi asker kökenli yöneticilerdir. Savaşlar yoğun olduğu için önemli görevlere askeri kökenli yöneticiler tabii bunlar böyle hani ya yani normalde askerde yönetici oldu ya da yönetici asker oldu falan yok öyle bir şey. Çünkü ben bunları aslında bugünkü harp okullarıyla siyasal bilgiler okullarının birleşik olarak faaliyet gösterdiği, en Enderun'da ya da diğer okullarda yetişti. Yani böyle laskele, hadi sen askersin, gel bakalım buraya yönet, değil Ya da sen işte idari yapıda geldin, gel buradaki ordu Hayır, ben öyle bir eğitim veriyorum ki e, harp okullarındaki eğitimle siyasal bilgiler fakültelerinde ya da iktisadi bilimler fakültelerindeki eğitimi iktisatla işletmeli birleştirerek burada veriyorum. Bunlar seyfiye kılıç sahibi askeri kökenli yöneticiler üst düzeydir. Bak şimdi bir daha altını çiziyorum bak askeri değil ne biz sadece savaşçı anlıyoruz. Hayır kardeşim tüm memurlar askeri sınıf. Hatta tüm askerler zaten askeri sınıf. Kapı o ordusu da askeri sınıftır. İşte bir katip de askeri sınıftır. Yani yöneticidir. Burada dikkat edin. Sonra kim geliyor? Kalemiye geliyor. Hesap kitap ekli gibi düşünmek lazım. Kim bu kalemiye deyince aklımıza kimler geliyor? Bak burada bir tapu görüyorsunuz değil mi? Burada da ne yapıyorlar? Kayıtları yazıyorlar. Ha, kalemiye dediğinizde devletin yazışma, mali dışlarından sorumlu bürokratlar. Bürokrat kimdir? Atanmış memurlar değil mi? Yazışma, mali ve dış işlerinden sorumlu. Bunun en önemli görevleri kimmiş? Nişancı, tapu kadastro, genel müdürü gibi düşünün. Tapu kayıtlarını tutuyor, işte tahrir defterleri var, bunların hesabı onda, sayım defterleridir tahrirler. Dirlikler onda, toprakları kime verdi, kim işliyor, kim tıp tımarlı olarak asker yetişiyor, kim memur iktisasına sahip. Defterdar bir çeşit maliye bakanı, Resul Kütap ki 18. yüzyıldan itibaren Dışişleri Bakanlığı konumuna dönüştürülecektir. Ki bunlar başlangıçta medreselerde eğitim görüyorlar ama daha sonra diyor intisap, kabul edilmek, usul etişim. Ne demek intisap? Aslında memurlar içerisinden ben bakıyorum ha bu yeteneklerini buraya alayım. Yani oraya ne yapıyorum? Yönlendiriyorum, görevlendiriyorum, oraya kabul ediyorum. Yani öncelikle bunlar medreselerde yetişiyordu. Zaman içerisinde e, bunlar tabii her yerde katipler var. İşte her yerde maliyle uğraşanlar var. Ben bunların yeteneklerini geliştirdikçe gözlemleyip önemli görevlere getiriyorum. Ve Üçüncü askeri sınıf ilmiye. İlim ehli dediğimiz sınıf. Şimdi ilmiye sınıfı kim? Medreseden yetişirler ve bunlara ulema. Ulema alemin çoğulu. Bunlar bilginlerdir. Tabi ulema deyince Osmanlı Devleti'nde hem dini ilimler vardı hem de pozitif ilimler var değil mi? ve de ayrı ayrı değildi. Yani bir bakıyorsunuz hani Ali Kuşçu astronomiyle uğraştığı gibi aynı zamanda tefsirle de uğraşabilir. İşte bunlar medrese kökenli yöneticiler. Bunların en meşhuru mesela Zembilli Ali Efendi'dir bu arada. Ee, bunlar fetva veriyorlar. Ee, kadı, müderris, kadı, asker, şey, İslam mesela. Zembilli Ali Efendi fetva veren bir makam olarak karşımda çıkıyordu. Hatta Zembilli'dir işte e, pendereden sarkıtılan, e, sepetler var ya onlara Zembilli'dir. Fetvayı alırdı, e, şey, soruyu alırdı cevabı yazıp pencereden uzatırdı. Böyle fetva veriyordu. Kimdi bunlar? Kadılar. Hukukçular değil mi? Müderrisler. Yani müderris deyince sadece öğretmen değil. Eğitim camiasındaki tüm yöneticiler. Bunlar profesör falan da olabiliyor. Kazasker, Adalet Bakanı. Şeyhülislam İslam fetva veren kurumlara karşında çıkan birisidir. Ee, Di, hani bir şeyin dine uygun olup olmadığını inceleyen, devletin yaptığı işlerin dine uygunluğunu inceleyen yönetici olarak çıkarlar. O zaman Şöyle bir bakarsak Osmanlı devletinde askeri sınıf olarak bahsedilen sınıf yönetici sınıf. Yönetici. Yöneticilerin hepsine birden askeri sınıf diyoruz. Bunlar üçe ayrılıyor. Seyfiye, Kalebiye ve İlmiye şeklinde. Seyfiye kılıç sahibi askeri kökenli yöneticilermiş. vermiş. bugünkü gibi değil. O dönemde devlet daima savaşla uğraştığı için üst düzey görevlere askeri eğitim almış kişiler getiriliyor. Bunların örnekleri Sadrazam Nedir Beyler Beyi San Beymiş. Enderun'dan veya diğer eğitim kurumlarına yetişin. Kalemiye bugün kişiyi alın. İktisat, işletme, maliye gibi okulları birleştirin. Buradan yetişsin devletin yazışma, mali ve dış işlerini Yani ya böyle daha çok hesap kitap işle uğraşanlar Nişancı dedik Tapu Kadastro Genel Müdürü, Defterdar dedik Maliye Bakanı, Reisülküttap Dışişleri Bakanı. Bunlar üst düzeydeki yani divandaki üyeleri. Başlangıçta medreseyle daha sonra yetenekleriyle kabul edilme usulü alıyormuş. İlmiye hem dinle uğraşan hem de pozitif ilimle uğraşan kişilermiş bunlar. Kadı tabi Osmanlı Devleti'nde şimdi eğitimle adalet iç içeydi. Eğitimle adalet iç içe olduğu için de hem eğitimle ilgilenenler hem de hukukla ilgilenenler ilmiye sınıfından kadı adaleti sağlıyordu. Müderris profesördü. Kadı asker divandaki neydi? Adalet Bakanı'ydı. Kadı asker yani kadı asker orada kadı asker yönetici asker kadı anlamında. Ve Şeyhülislam neydi? Dindeki en büyük isimdi. Ee, devletin yaptığı işlerin dine uygunluğunu inceleyen kişi olarak karşımda çıkıyor. Evet Osmanlı Devleti'ndeki askeri sınıfı da burada değerlendirdik. Şimdi tabii e, bunların aslında merkez ve taşra teşkilatı içindeki görevlendirme sürecinde küçük bir giriş yapalım. Bunlar daha sonra anlatılacak ama hani bu konunun sonunda yer alır. Hani merkezde padişah ve divanı taşra ne demek taşra gelebilir diye koyduk buraya. Taşra başkentin dışı demektir arkadaşlar. Merkez hani taşralı derler ya aslında İstanbul bir taşradır. İzmir de taşradır. Başkent Ankara. Ankara dışındaki her yere taşra dışarısı anlamında kullanılır. Orada kadılarla karşılaşıyoruz ki bunlar yönetim ve adaletle, subaşılar da güvenlikle ilgili. Şimdi diyeceksiniz ki burada başka şeyler yok mu? Var. Ama arkadaşlar sizin bu konunuz içerisinde, bu e, başlık içerisinde bu kadar değiniyor. Daha sonra arkadaşlar aslında e, senenin sonuna doğru burada açılacak dış başkent dışındaki teşkilat ve burada yer alanlar, beyler, bey, sancak bey vesaire bunlar anlatılacaktır. Burada kesiyor dersi. Bu arada aslında bu konunun devamında eğitimden anlatıyor, adaletten anlatıyor ama biz onu bir sonraki dersimizde değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdilik konuyu burada noktalayalım. Birkaç soruyla da dersi bitirelim. Şimdi Hacı Bayram Veli, Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana ettim Ruhimi, Ahi Emran, Ahi Emran, Yunus Emre, Hacı Bektaş gibi tasavvuf önderleri kendi çağına ve insanına hitap etmekle kalmamış. Onların öğretileri Anadolu'dan İslam alemine hatta bu sınırları aşarak tüm insanlığa ulaş. Bak 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 tüm insanlığa ulaş. O zaman hangisine kanıt olarak gösteririm? Evrensel ilkeler. Buyurun. Tüm insanlığa ulaşmıştır dediğine göre evrensel ilkeler. Yoksa yani Anadolu'nun dışındaki bir bakıyoruz. Yani Birleşmiş Milletler Yunus Emre'yi anıyor. Hatta Yunus Emre yılı yapıyor. Neden? E çünkü Yunus Emre'nin söyleri sevgi, barış, kardeşlik üzerine inşa edilmiş. E Birleşmiş Milletler'in de sağlamaya çalıştığı şey bu değil mi? Dünyada hakim kılmaya çalıştı. Bundan dolayı cevabı sağlayacak. İslam e, dünyada tasavvuf öncülüğünde yayılmış. Hayır, İslam her şekilde tasavvuf da yaydı, başkaları da yaydı. Anadolu'da İslam'ı ilk yayanlar tasavvuf önderler. Yok, İslam'ı ilk yayanlar bunlar değil. Onlar daha sonradan gelmiş. Onlar da yaydı ilk yayanlarınızda ama ilk yayanlar bunlar değil. Hatta daha e, İslam devleti döneminde Anadolu'da yayılmıştı. Tasavvuf fikirler daha çok 11. yüzyıla özgü kalmış. Hayır, günümüzde de bu fikirler varlığını sürdürmekte. Bazı tasavvuf fenderler Anadolu'da şiddetçilerini hissettirmemiş. Tam tersi baksana Anadolu'yu bu sınırları aşmış. Bütün insanlığa hitap etmiştir diyor. Peki. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde yönetici sınıf olan Seyfiye grubu Divan Hümayun'da Sadrazam ve Vedirler tarafından temsil edilmiştir. Sadrazam padişahtan sonra gelen en önemli yönetici olmanın yanında Serdar-ı Ekrem ile seferlerde orduya liderlik ederken vezirler, padişah ve sarılardama karar almada yardımcı olmuş. Ayrıca eyaletlerdeki beyler bey ve sancak beyleri de Seyfiye sınıfı üyelerinden seçilmiş. Buna göre Seyfiye ile ilgili hangilerine ulaşılan? Üstü de yöneticiler. Evet baksana da padişahın yardımcısı değil mi sadrazam? En önemli yönetici. Askeri tecrübeye sahiptir. Evet bunlar bir kere Seyfiye askeri kökenli yöneticiler olarak karşılığında çıkıyor. Zaten Serdar Ekrem Yunanlı orduya liderlik ediyor. E, dolayısıyla askeri tecrübe sahip. Dini konularda karar veren yap. Hayır bunlar Seyfiye grubu. Seyfiye e, askeri güç sahibi ama idari e, ve askeri bürokrasiye sahipti. Dini konularda karar veren yapı ilmi sınıfıdır arkadaşlar. O zaman ne olacak cevabımız? 1 ve 2. Yani D olacakmış. Osmanlı ile sınıflardan hangileri vergi vermekte yükümlüdür? Heh. Şimdi yöneticiler Osmanlı Devleti'nde vergi vermez arkadaşlar. O zaman ilmiye, kalemiye ve seyfiye vergi vermez. Ama reaya halktır ya da teba halktır. Bunlar vergi vermekle yükümlü değildir. Şimdi bir önceki dersimin ödüllü sorusunun cevabına bakalım. Ne diyor? Osmanlılar beylik döneminde Ahiyan Rum, Baciyan Rum, Abdalan Rum, Gaziyan Rum adlarıyla alınan cümlelere. Mesup kuvvetler de seferlere katılmış. Ha, Bunlar da katılmış. Ha, Osmanlı'nın beylik döneminde. Bunlar kimlerdi arkadaşlar? Zümre, grup yani değil mi? Kim bu ahiler? Esnaf dayanışma örgütü, bacılar, kız kardeşler, abdallar, işte tarikat ehli, gaziler de savaşçılar. O zaman düzenli bir ordu yok, yok. Niye yok? Çünkü düzenli bir ordu olsaydı bunlara gerek yoktu ki. Kapı derdik falan ama ahiler, esnaflar, kız kardeşler. Orduların askerlere yer verilmiştir. Hayır, buradaki Rum'da tuzağa düşmüyorduk değil mi? Buradaki Rum Anadolu demekti. Anadolu'ya verilen isimdi. Ahiyan Rum, Anadolu'nun ahiler. bağcılar Rum, Anadolu'nun bacıları. Roma'dan dolayı bölgeye Rum adını veriyorduk. Kadınlar gerektiğinde erkeklerin yanında savaşa katılmış mı? Evet katılmış. Bağcıyan Rum vardı burada. Daha çok gönüllerden oluşan bir askeri kuvvet. Çünkü bunlar gelmiş, bunlar katılmış. Gönüllü kuvvetler yoksa... Niye gaziler hatta niye abdal, dervişler, bacılar bunlar gönüllü olsa gerek. Yani devletin paralı bacısı olur mu, profesyonel bir ordusu olur mu kadınlardan oluşan? Dini ve ekonomik amaçlı kurulan sosyal cümleler askeri yapıyı desteklemiş. Bakın ahiler, esnaftı, e, e, dervişler, gaziler, şey e, abdallar, dervişler e, dini örgüttü. Dolayısıyla dini bir örgüt olarak karşımda çıkıyor. Bir sonraki dersteki ödüllü sorumuz ne? Askeri cümlenin hangilerini üstlendiği? Askeri cümle üstlendiği? Çok önemli bu soruyu ben de şimdiden çözün ki konuyu pekiştirmiş olun. E, yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Dersimizi kısaca bir toparlarsak e, Anadolu'da İslam yayılmasına etkili olan 6 tane isimden bahsettik. Bu isimleri ezberlemekte fayda var. Bunların sevgi, barış, kardeşlik duygusu üzerine fikirlerini inşa ettiğini bilelim ama en çok çıkacak olan derste askeri sınıf olan Seyfi Kalemiye ilmiyedir. Seyfi Kılıç sahibi askeri kökenli yöneticiler üst düzey görevlerdir. Vedirdiler işte Beyler Bey'i, Saccak Bey'i. Kalemiye hesap kitap işte uğraşanlar da e, uğraşanlar. nişancıdır, defterdardır, kadaskerdir. Kadasker pardon, nişancıdır, defterdardır. Bir de reisül kitaptır, kadasker. Yanlış söyledik o İlmiye değildi. İlmiye sınıfı medresede yetişen Din ve pozitif bilimle uğraşan insanlardı. Bunlar tabi eğitimle ee, Osmanlı Devleti'nde hukuk geçici olduğu için Şeyhül İslam'la burada e, Adalet Bakanı konumunda Kadasker de burada arkadaşlar diyelim. Dersimizi noktalayalım. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.